tuzlu su, havuz suyundaki kimyasallar tetikleyebilir ama bunun yanında saç dökülmesini tetikleyebilecek birçok faktör daha var. Vitamin eksiklikleri, kansızlıklar, guatr hastalıkları, bazı hormonal problemler. O yüzden hastanın saç dökülmesi çok şiddetliyse mutlaka yine bir hekime başvurup gerekli tetkikleri yaptıktan sonra eksiklere yönelik tedavilerini düzenlemek. Yazın tatile giden veya sert güneş ışınlarına maruz kalanlarda cilt lekeleri artış gösterirken saçlarda dökülme ve tahribat da yaşanabiliyor. Doktor Hamza Aktaş, bu yaz döneminin çok sıcak geçtiğini hatırlatarak, tatillerin bittiğini, artık vatandaşların evlerine geri döndüğünü ifade etti. Bu yaz gerçekten çok sıcak geçti. Tatil de bitti artık, vatandaşlarımız evlerine geri döndüler. Doktor Aktaş, yaz süresi boyunca tatilde sürekli güneşe, deniz, havuz suyuna maruz kalmayla birlikte, hem deride hem de saçlarda ciddi yıpranmalar olduğuna değindi. Yaz süreci boyunca tabii tatilde sürekli güneşe maruz kalmalar, deniz suyuna maruz kalma, havuz suyuna maruz kalmayla birlikte hem deride hem saçlarda ciddi yıpranmalar olmuştur. Özellikle leke eğilimi olan vatandaşlarımızda cilt lekelerinde artış, çillerde artış olmuştur. Tuzlu suya maruz kalma ve güneşe maruz kalma neticesinde saçlarda yıpranma hatta dökülme gerçekleşebilir. Biraz da koruyucu önlemler de çok alınmamışsa bu tür problemler daha fazla ortaya çıkıyor. Halkımız geri döndü. Bundan sonra ne yapılmalı diyen Doktor Aktaş, hem cilde hem de saça bakım yapılması gerektiğini, beslenme alışkanlığının önemli rol üstlendiğini söyledi, tavsiyelerde bulundu. Halkımız geri döndü. Bundan sonra ne yapmalı? Bundan sonra tabii ki hem cildine hem saçına bakım yapmalı. Biz bakımı ikiye ayırıyoruz genellikle. Bir evde yapılabilecekler, bir de uzman kontrolünde yapılabilecekler. Evde yapılabilecekler nelerdir? Birincisi beslenme alışkanlıkları çok önemli. Yani cildimizi, saçımızı besleyecek besinlere dikkat etmeliyiz. Sağlıklı beslenmek gerekiyor. Yani bol su tüketmek gerekiyor. Kuru yemişler, tabii kavrulmamış, tuzsuz, çiğ. Kuru yemişler tüketilmeli, meyve sebze bol tüketilmeli, süt ürünleri bol tüketilmeli. Bunlar cildimizin ve saçımızın ihtiyacı olan mineralleri ve vitaminleri karşılayacaktır. Yaz kış demeden 30 faktör ve üzeri güneş koruyucu güneşe çıkmadan önce mutlaka sürmek gerektiğine işaret eden Aktaş, ciltte çok fazla leke ve çillerde artış varsa medikal tedaviler gerekebileceğini anlattı. Uygun bir nemlendirici ile cildi nemlendirmek çok önemli. Özellikle nem dengesi bozulmuş ciltlerde hem egzamaya eğilim artar hem yine lekelere eğilim artar. Yaz kış demeden 30 faktör ve üzeri bir güneş koruyucu güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce mutlaka güneş gören bölgelere sürmek gerekiyor. Bu hastamızın cildinde çok fazla leke varsa, çillerinde bir artış varsa buna yönelik medikal tedaviler yapılabileceği gibi lazer uygulamaları, işte mezoterapi uygulamaları, PRP uygulamaları gibi şeyler yapılabilir. Halkımızdan isteğimiz bunların gerçekten uzman doktor kontrolünde yapılması. Vatandaşlara önerdiklerini uzman doktor kontrolünde yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Doktor Aktaş, merdiven altı işlem yapılan yerlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Merdiven altı yerlerde yapılan işlemlerden uzak durmaları, ki çok ciddi komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz bu tür durumlarda, mutlaka önce hekime danışılması, hekimin önerileri doğrultusunda işlemlerin yapılmasını öneriyoruz. Saç için yine saç dökülmesini tabii ki güneş ve tuzlu su, havuz suyundaki kimyasallar tetikleyebilir ama bunun yanında saç dökülmesini tetikleyebilecek birçok faktör daha var. Vitamin eksiklikleri, kansızlıklar, guatr hastalıkları.